Arkadaşlar ilk sorumuz vektör sorusu. Aynı düzlemdeki KL ve M vektörleri şekildeki gibidir demiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? İlk yargı L vektörü eşit eksi M vektörü. Arkadaşlar yönleri birbirine dik. Haliyle birinci yargı yanlıştır. L'nin eksi M'ye eşit olması için M'nin şöyle iki birim olması gerekir. Böyle olsaydı eğer bu yargı doğru olacaktı. İkinci yargıya bakalım. K artı M eşit L'dir demiş. K'nin ucuna M'yi eklediğimde bileşke sağa doğru 2 birim oluyor. Ha, o zaman bu eksi L'ye eşittir. İkinci yargıda yanlıştır. Şimdi üçüncü yargıya bir bakalım. Üçüncü yargıda diyor ki K artı L eşit eksi M'dir. K'nin ucuna L'yi ekledim. Cevabım yukarıya doğru 2 birim oldu. Evet, M'ye eşit büyüklükte fakat zıt yönlü olduğu için üçüncü yargı doğrudur. Cevabımız Edirne böylelikle. İkiye bakalım. Bir kuvvet sorusu. Ağırlığı P olan düzgün ve türdeş demir küre sürtünmesi önemsenmeyen eğik düzlemin üzerinde yatay F kuvvetiyle şekildeki gibi dengelendiğinde eğik düzlemin topa uyguladığı tepki kuvveti büyüklüğü ne olmaktadır? Buna göre P, N ve F'nin büyüklükleri arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada bu küreye etki eden 3 tane kuvvet var. Bunlardan biri kürenin ağırlığı, ikincisi yüzeyin tepki kuvveti ve üçüncüsü de sola doğru olan F, bizim dışarıdan uyguladığımız kuvvet. Şimdi burada açıyı alıp taşımaya çalışalım. Dikkat! Şurası 90 derecedir. Burası 60 derece olur. O zaman şu açıya da 30 derece kalır. Yani bu üç kuvveti taşıyacak olursam F sola doğru, kürenin ağırlığı P aşağıya doğru ve en tepki kuvveti böyle. Şu doğrultuyu götürdüğümde şu 30 dereceyi de buraya yerleştirebilirim. O zaman burada 90 derecenin karşısında olduğu için üç kuvvetin dengesini biliyorsunuz. Küçük açı karşısında büyük kuvvet vardı. 90 derecenin karşısında olduğu için N tepki kuvveti en büyük olacak. Daha sonra bakın burası 30 derece ise şurası 150 derece. Burası 60 derece ise burası 120 derece olacak. 90'ın karşısındaki açı kuvvet en büyük. Ondan sonra 120'nin karşısındaki yani P ağırlığı, ardından da 150'nin karşısındaki F kuvveti diye sıralayabileceğim. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü 3 kuvvet dengesinde arkadaşlar küçük açı karşısında büyük kuvvet vardır. Kuvvet vardır diyebiliriz. Bundan dolayı cevabımız Adana olacaktır. Üçüncü sorumuz bir tork sorusu. Eşit bölmeli şekildeki düzlemde F1 ve F2 kuvvetlerin O noktasına göre torkları T1 ve T2'dir demiş. T1 bölü T2 oranı kaç diye sorulmuş. Şimdi sevgili arkadaşlar, ben burada şunu yapmak istiyorum. Kuvveti bileşenlere ayırıyorum. Şimdi F1 kuvvetinin şu yukarı doğru olan bileşeninin O noktasına göre bir döndürme etkisi var. Kuvvet ne kadar? Bir birim. Peki uzatıyorum kuvveti, indirince dikmeyi, dikmenin iki birim olduğunu gördüm. Hali bunun döndürme etkisi 1 çarpı 2'den 2 olmuş oldu. Diğer kuvvet bileşenine bakalım. Sağa doğru 2 birim kuvvetim, dik uzaklığı ise 1 birim. E peki o zaman döndürme etkisi ikilik kuvvet, 1 birim uzakta sonuç 2 birim oldu. E bu 2 birim döndürüyor, bu da 2 birim döndürüyor. Demek ki F1 kuvvetinin torku bu yönde 4 olmuş oldu. Şimdi F2 kuvvetine gelelim. Önce bir şeklimizi temizleyelim. F2 kuvvetinde bileşenlere ayırıyorum. 2 böyle 1 böyle diye. Şimdi sevgili arkadaşlar bakınız, bu ikilik kuvvet uzantıyı alalım. Döndürme etkisi bu tarafa doğru. Kuvvet değeri 2 birim, dik uzaklığı ise 1 birim. Ha demek ki bu tarafa doğru 2 ile döndürüyor. Diğer kuvvet bileşenine baktığımda uzatıyorum kuvveti, indirince dikmeyi, dik uzaklığın 1 birim olduğunu gördüm ve bu yönde döndürüyor. Kuvvet 1 birim, uzaklığımız 1 birim, 1 çarpı 1'den bunun döndürme etkisi de 1 etti. Yalnız şuna çok dikkat edeceğim. Biri saat yönüne, diğeri tersi yöne döndürüyor. Halle farklarını almam gerekecek. O zaman tork 2 de
bu yönde bir birim oldu. Şimdi sevgili arkadaşlar buna göre torkların oranı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi biz döndürme yönlerinin ters olduğunu görüyor muyuz bu torkların? Haliyle tork vektörleri de birbirine zıt yönlü olacaktır. Mesela tork 1 saat yönüne döndürünce sağ el kuralıyla baktığınızda içeriye doğru 4 birim. Tork 2 saate zıt yönde döndürüyor. Sağ elinizle lütfen dönme yönünde avuçlayın. Baş parmak nokta olduğunu gösteriyor. O zaman bunların oranı 4 bölü 1 ama eksiyle de çarpmam gerekecek çünkü zıt yönlüler. Hala cevabımız eksi 4 olacak. Cevabımız bundan dolayı Edirne sevgili gençler. Dördüncü sorumuz yine bir tork sorusu. D uzunluğundaki çubuklara F büyüklüğündeki kuvvetler gördüğünüz gibi uygulanmış. Alfa büyük beta olduğuna göre kuvvetlerin KLM noktalarına göre torklarının büyüklükleri arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar tork kuvvetle dik uzaklığın çarpımıydı. Şimdi bakın K'nin tork K'yi bulmaya çalışıyorum. Kuvvet F kadar. Peki dik uzaklığımız ne kadar? Çubuğun uzunluğu kadar. D kadar. Peki tork L'ye bakalım. Uzatıyorum kuvveti. Dikmeyi indiriyorum. O zaman F kuvvetinin dik uzaklığı şu çizdiğim mavi çizik kadar. Bu da D çarpı sinüs alfa olacak. Demek ki L'ye göre torkta F çarpı D sinüs alfa oldu. M'ye göre torku bulalım. Burada da uzatalım kuvveti. İndirelim dikmeyi. Dik uzaklığınız. Bakın burası beta. Bu da beta. Beta'nın karşısındaki dik kenarı buluyorum. D çarpı sin beta olacak. Hali F çarpı D sinüs beta. Şimdi arkadaşlar sinüs değerinin 0 ile 1 arasında dar açılar için 0 ile 1 arasında olduğunu biliyorduk. Peki açı küçüldükçe sinüs değeri de küçülüyordu. Demek ki sinüs beta en küçük. Sinüs alfaya göre daha küçük. Haliyle en büyük tork K olacak. Sonra L ardından da M. Cevabımız da Adana olacak arkadaşlar. Beşinci sorumuz bir kütle merkez sorusu. Eşit bölmeli, düzgün ve türdeş kare levha şekilde verilmiştir diyor. Levhanın kütle merkezinin tam artı x yönünde yer değiştirmesini sağlamak için. Yani kütle merkezi sağa doğru kaysın istiyorum. K ve L parçalarını beraberce kesip alma. Hangileri tek başına yapılabilir demiş. K ve L parçalarını kesip aldığımızda arkadaşlar çıkan bu iki parçanın kütle merkezi burada. Yani ben bu noktadan sanki 2 birimlik kütleyi çıkartmış gibi oluyorum. Buradan 2 birim kütle çıkarsa kütle merkezi sağa doğru kayacaktır. Birinci yargımız doğrudur. İkinci yargıya bakalım. K parçasını kesip M'nin üstüne yapıştırma. Şimdi arkadaşlar K'yi kesecekmişim, M'nin üzerine yapıştıracakmışım. Peki kesilip de yapıştırılan parça hangi yönde yer değiştiriyor? Artı x yönde. Bu demektir ki kütle merkezi de artı x yönde yer değiştirecek. İkinci yargı da doğrudur. Üçüncü yargıya bakalım. Önce bir şeklimizi temizleyelim. L ve M parçalarını beraberce kesip alma. Şimdi L ve M'yi kestiğinizde bu ikisinin kütle merkezi şurada. O zaman ben buradan iki parçayı kesmiş gibi oluyorum. Bu durumda cismin kütle merkezi sola doğru yani eksi x yönde yer değiştirecektir. Üçüncü yargı doğru değildir bundan dolayı. Hala cevabımız 1 ve 2 yani denizde olacaktır. Altıncı sorumuz bir hem basit makine hem de dairesel hareket olarak nitelendirebileceğimiz bir soru. Bir bisiklet pedalı ve arka tekerleği arasındaki bağlantısı şekilde verilmiştir. Sürücü pedalı sabit hızda çevirmeye başladığında pedala ve tekerleğe bağlı dişlerin üzerindeki K, L noktaları ile tekerlek üzerindeki M noktasının çizgi hızlarının büyüklükleri sırasıyla VK, VL ve VM olmaktadır diyor. Buna göre aralarındaki ilişki nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar sürücü bisikletin pedalını çevirmeye başladığında buradaki dişli dönmeye başlayacak. Diyelim ki dişlinin üzerindeki K noktası V çizgisel hızıyla dönmeye başlasın. Yani VK'ye V diyelim. Bu durumda şuradaki zincir de aynı büyüklükteki V hızıyla hareket edip buradaki arkadaki dişlinin de V hızıyla dönmesini sağlayacak. Yani VL de V büyüklüğünde olacak. Peki şimdi buraya bakalım. Buradaki dişli bir tur döndüğünde bu kadar yol alıyor. Fakat tekerlek bir tur dönüyor onunla beraber daha uzun yol alıyor. Bu demektir ki VM hızının
VL'den yani V'den büyük olması gerekiyor. O zaman VM de büyük. V diyeceğim. Bundan dolayı cevabımız Edirne olacaktır. Yedinci sorumuz bir dairesel hareket sorusu. Eşit bölmeli dairesel pistte belirtilen konumdan aynı anda geçen ve sabit büyüklükte hızlarla hareket eden X ve Y araçları ilk kez K noktasında karşılaşmaktadır demiş. Buna göre bu araçlar üçüncü kez nerede karşılaşır diye sormuş. Şimdi ilk karşılaşma anının K'de olduğunu biliyorum. Demek ki bu bir birim, bu üç birim ilerliyor. Peki şimdi ikinciyi bulmaya çalışalım. Bir birim ilerletelim. Bunu da 1, 2, 3 birim ilerletelim. Tekrar bunu 1 birim ilerletelim. Bunu 3 birim ilerletelim. İkinci kez de M'de karşılaştılar. Şimdi M noktasından bunu 1 birim ilerlettim. Bunu 3 birim ilerlettim. 1 birim daha ilerlettim. 3 birim daha ilerlettim. O zaman 3. karşılaşmalarını N noktasında yapmış oldular. Cevabımız Denizli olacak arkadaşlar. 8. soru yine bir hareket sorusu. Bazı cisimlerin hareketleri ve hızları şekildeki gibidir demiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi şekilleri bir şöyle bir inceleyelim sonra yargılara bakalım. Dikkat edin şekil 1'de düzgün doğrusal hareket yaparken hızlanan bir cisim var. Şekil 2'de ilerlemekte olan bir araç bir viraja girip yana doğru dönmüş, yönünü değiştirmiş hareketin. Üçüncü şekilde eğimli bir yolda hareket eden bir cisim var. Bakalım hangileri doğruymuş. İlk yargıda diyor ki şekil 1'deki cismin yönü sabit kalmasına rağmen hızının büyüklüğü arttığından ivmeli hareket yapmaktadır demiş. Evet doğrudur birinci yargı. İkiye bakalım. Şekil 2'de cismin hareket yönü değişmesine rağmen hızının büyüklüğü sabit olduğundan İvmesi yoktur demiş. Aa bu yanlış. Arkadaşlar bir cismin hareket yönü değiştiğinde de hızı değişmiş oluyor. Bundan dolayı ivmeli hareket yapmış oluyor. İkinci yargı bunun için yanlış arkadaşlar. Üçüncü yargıya bakalım. Şekil 3'te cismin hem hızının büyüklüğü hem de yönü değiştiğinden ivmeli hareket yapmaktadır. Evet doğrudur. Hala cevabımız 1 ve 3. Yani Ceyhan olacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar 9. sorumuz bir dinamik sorusu. Newton'un 3. yasası olarak da bilinen etki tepki yasasına göre her etki kuvvetine karşı bir tepki kuvveti oluşur. Etki ve tepki eşit büyüklükte fakat zıt yönlü kuvvetler olup, dikkat burası çok önemli, farklı cisimler üzerinde oluştuğundan bileşkesinden bahsedilemez. Yani etki ve tepki, diyelim ki bir futbolcu ayağıyla topa vuruyor. Futbolcunun topa uyguladığı kuvvet etki ise topun futbolcuya uyguladığı kuvvet de tepki oluyor. Hatta bunlar eşit büyüklükte oluyorlar, zıt yönlü oluyorlar. Farklı cisimlere uygulandığından da bileşkelerinden bahsedemiyoruz. Buna göre yukarıda verilen kuvvetlerden hangileri etki tepki kuvvetleridir diye sorulmuş. Birinci yargıda dünya ve ayın birbirine uyguladığı kütle çekim kuvveti diyor. Şimdi dünya arkadaşlar kütle çekim kuvvetinden dolayı ayı çekiyor kendisine doğru. Ay da dünyayı kendisine doğru çekiyor. Dünya aya bir kuvvet etki ediyor. Bunun karşılığında ay da bir tepki kuvveti uyguluyor. Bunlar temas gerektirmeyen fakat birbirine eşit büyüklükte zıt yönlü kuvvetler hali etki tepki kuvvettir diyebiliriz. İkinciye bakalım. Pozitif yükün negatif yüke uyguladığı elektriksel kuvvet. Aslında kütle çekimiyle neredeyse aynı bir açıklama yapacağım burada da. Bu sefer de iki yük birbirini elektriksel kuvvetlerinden dolayı artı yük eksiği, eksi yük de artıyı çekiyor. O zaman kuvvetlerden birisi etki ise diğeri tepki kuvveti oluyor. Üçüncüye gelelim. Masa üzerindeki çantaya etki eden yer çekimi kuvvetiyle masanın çantaya uyguladığı kuvvet. Şimdi şurada bir çanta var. Şimdi masa üzerindeki çantaya etki eden yer çekimi kuvveti. Kime etki ediyor bu? Çantaya etki ediyor. Peki masanın çantaya uyguladığı kuvvet, hani bu da tepki kuvvet diye gösterdim. Bu da çantaya etki ediyor.
Her ikisi de çantaya etki ettikleri için hani bileşkeleri sıfır oluyor mesela burada. Ha demek ki biri etkiyse diğeri tepki kuvveti değildir. Üçüncü yargı yanlış oluyor. Cevabımız 1 ve 2 burada. 10. sorumuz yine bir dinamik sorusu. İvmeli hareket yapmakta olan KLM araçlarının içerisindeki sarkaçların görünümleri şekildeki gibidir. Buna göre araçların hareketiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, K aracı ile ilgili şunu söyleyebilirim. İçindeki sarkaç geriye doğru gidiyormuş gibi oluyor. Demek ki buna etki eden eylemsizlik kuvveti sola doğru. O zaman K aracının ivmesi sağa doğru oldu. Bu demektir ki K eğer artı x yönünde hareket ediyorsa hızlanan, eksi x yönünde hareket ediyorsa da ivmesi artı x yönünde olduğu için yavaşlayan hareket yapmaktadır. Bakıyorum, K artı x yönünde hızlanmıştır. Doğru olabilir. K eksi x yönünde yavaşlamıştır. Bu da doğru olabilir. L'ye bakalım. L cismindeki sarkaç bu yönlü bir eylemsizlik kuvvetinin etkisinde kalmış. O zaman L'nin ivmesinin yönü eksi x yönünde olacaktır. Bu durumda da L eksi x yönünde eğer hareket ediyorsa hızlanan, eğer artı x yönünde hareket ediyorsa da yavaşlayan hareket yapmalıdır. Şimdi bakalım, L eksi x yönünde yavaşlamıştır. Yanlışı bulduk. Bir de M'yi de bir inceleyelim. M'nin arkadaşlar ivmesi bu tarafa doğru. Haliyle M aracı bu yönlü bir ivmeli hareket yapacak. O zaman ya artı x yönüne hızlanıyordur ya da eksi x yönüne yavaşlıyordur. M eksi x yönüne yavaşlamıştır veya artı x yönüne hızlanmıştır. Demek ki cevabımız bursaymış diyeceğiz. 11. soruya bakalım. Durmakta olan cisimlere etki eden sürtünme kuvvetine statik sürtünme kuvveti, hareket halindeki cisimlere etki eden sürtünme kuvvetine de kinetik sürtünme kuvveti denir. Durmakta olan şekildeki cisme etki eden statik sürtünme katsayısı 0,5, kinetik sürtünme katsayısı da 0,4'tür. Buna göre cisme etki eden yatay kuvvet 9 N olduğunda cisme etki eden sürtünme kuvveti kaç N olur diye sorulmuş. Şimdi sevgili arkadaşlar, durmakta olan bir cisimden bahsediyoruz. Şimdi bu durmakta olan cisme etki eden sürtünme kuvvetinin statik değeri K statik çarpı N olacak. Statik sürtünme katsayısı 0,5 idi. O zaman 0,5 çarpı ağırlığı da bu cismin 20 N olduğu için 10 N olacak. Statik sürtünme kuvvetimiz 10 N. Peki kinetik sürtünme kuvvetimizin değeri ne kadar? O da K kinetik çarpı N'den. Kinetik sürtünme katsayımız 0,4. N tepkisi cismin ağırlığı kadar 20 N, yani 8 N olacak. Peki 9 N'luk kuvveti uygulamışım. Cisimde duruyordu. Duran cisme 9 N'luk kuvvet uyguladığımda cisme etkileyebilen statik sürtünme kuvvetinin en büyük değeri 10 N. Demek ki 9 N'luk bir sürtünme kuvveti etkileyecek ve cisim durmaya devam edecek. Bundan dolayı cevabımız denizli olacaktır arkadaşlar. 12. sorumuz bir hareket sorusu ve dinamikle bağlantılı bir hareket. Düşerkesli şekil 1'deki gibi olan yolun K noktasından V0 hızıyla geçen cismin 1, 2 ve 3 aralıklarını alırken hız zaman grafiği şekildeki gibi olmaktadır. Buna göre yolun hangi aralıkları kesinlikle sürtünmelidir demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu cismi aşağıya doğru MG sinüs alfa kadarlık bir kuvvet çekiyor. Peki beklentim ne olurdu? Hızlansın aşağıya doğru inerken. Yaz bakıyorum, birinci aralıkta cisim sabit hızla hareket etmiş. Bu ne demektir? Demek ki burada birinci aralıkta cisme kesinlikle bir sürtünme kuvveti etki ediyor. İkinci aralığa bakıyorum. Cisim hızlanmış. Hızlanır. Normal olan da bu. Ama sürtünmeli olma ihtimali de var, olmama ihtimali de var. Ama bana hangileri kesinlikle sürtünmelidir demiş. O zaman ikinci bölümde kesinlikle sürtünmelidir deme şansım yok. Üçüncü aralığa bakıyorum.
Üçüncü aralığa cisim girdiğinde hızlanın hareket yapması bekleniyor. Aşağı doğru iniyor. Bakıyorum hızına. Grafiğe baktığımda yavaşladığını görüyorum. Ha, demek ki burada da bir sürtünme var. Demek ki 1 ve 3 aralıkları sürtünmeli olacak. Yani cevabımız C'dir arkadaşlar. 13. sorumuz bir dairesel hareket sorusu. Bir öğrenci ucuna taş bağlı ipi diğer ucundan tutup düşey eksende sabit büyüklükte hızla ve şekilde belirtilen yörüngede döndürmeye çalışıyor. Taş K, L ve M noktalarından geçerken ipte oluşan gerilme kuvvetleri sırasıyla TK, TL ve TM olmaktadır demiş. Aralarındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu da şunu bilelim. Taş döndürülürken, aşağı doğru inerken ipte gerilme kuvveti artar. Yukarı çıkarken de azalır. O zaman gerilme kuvvetinin en büyük olduğu yer L noktası, ardından M noktası ve son olarak da en küçük olduğu yer K noktası olacaktır. Yani TL en büyük, ardından TM, sonra da TK olacak. O zaman cevabımız Bursa olmuş olduk. Aşağıdaki şekillerde X, Y, Z cisimlerinin yaptıkları hareketler gösterilmiş ve altında tanımlanmıştır diyor 14. soruda. Buna göre bu cisimlerden hangilerinin üzerindeki net kuvvet sıfırdan farklıdır diye sorulmuş. Şimdi ilk şekilde dairesel yörüngede sabit büyüklükte hızla dönmekte olan X cismi demiş. Arkadaşlar sabit büyüklükte hızla dönüyor ama hızın devamlı yönü değiştiği için mutlaka bir kuvvetin etkisinde kalmalı. Hatta biz buna merkezcil kuvvet diyorduk. O zaman şıklar da 1 olacak. 2'ye bakalım. Doğrusal yolda sabit V büyüklüğündeki hızla hareket eden Y cismi. Doğrusal yolda sabit V hızıyla gidiyorsa demek ki buradaki net kuvvet 0 olacaktır. 3'e bakalım. Demek ki 2 olmayacak. Üçüncüde sürtünme seyik düzlemin K noktasından ilk hızsız bırakılan ve L'ye doğru hızlanarak inmekte olan Z cisim demiş. Cisim aşağı doğru hızlanarak iniyorsa demek ki üzerindeki net kuvvet 0'dan farklıdır arkadaşlar. O zaman cevabım Denizli, yani 1 ve 3 olacaktır.